Sayın protokol üyeleri, çok kıymetli meslektaşlarım ve değerli misafirler. Bugün Öğretmenler Günü ve ben de öğretmenlikte 15 yılını geride bırakmış bir öğretmen olmama rağmen ilk günkü heyecanımla karşınızda durmaktayım. Her ne kadar bu mesleği hakkıyla yapabilmeye çalışsak da bizler de insanız. Ve hiçbir zaman hiçbir öğrencimize karşı olumsuz duygular beslemeyiz. Bilerek, isteyerek hiçbir öğrencimizin ruhunu incitmeyiz. Onlar için her şey değil ama her şeye açılan bir kapı olmaya çalışırız. Çünkü biz öğretmeniz. Bu program hazırlanırken ben ve ekip arkadaşlarım, hatta şube müdürümüz Alparslan Ceren, bu programı daha anlamlı ve etkileyici kılabilmek adına inanın çok çabaladık. Sınırlarımızı zorladık ve aslında hepimiz yaşlarımıza rağmen bir öğrenci olup karşınıza öyle çıktık. Çünkü çok heyecanlıydık. Hissedip hissettirebilmek, öğretmen ruhumuzu sizlere bu vesileyle göstermek istedik. Umarım beğenir, eksiklerimizi, hatalarımızı mağdur görürsünüz. Lafı fazla uzatmadan sözlerimi bizi, mesleğimizi özetleyen bir hikayeyle tamamlamak istiyorum. Bambu ağacının hikayesini bilir misiniz? Bambu ağacını Çinli çiftçiler şöyle yetiştirir. Önce ağacın tohumu ekilir. Tohum sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. İkinci yılda da tohum sulanır ve gübrelenir. Üçüncü yılda da tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Dördüncü yılda da her yıl yapılan işlem tekrar edilir. Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez. Fakat çiftçiler vazgeçmez. Beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam eder, bakımını yaparlar. Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu tohumu yeşermeye başlar. Ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Evet, şimdi sizlere soruyorum. Bu bambu ağacı 27 metrelik boyuna 6 haftada mı ulaşmıştır yoksa 5 yılda mı? İşte öğretmenlik mesleğini özetleyen hikaye de budur. Emek ve sabır.